Zaten Şov'a biz hoş geldiniz. Ya bugün evet gerçekten YouTube denince ilk akla gelen isimlerden biri var ama beni son zamanlarda çok uzun zamandır YouTube'da izlediğim en iyi şeyi yaptı geldi. Alper Rende burada. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok ya çok özür dilerim. Bu sektöre yıllarını vermiş ve çok iş yapmış olabilirsin ama şu Amazon işi beni benden aldı. Çok teşekkür ederim. Ya o kadar güzel yorumlar var ki zaten o yorumlar sayesinde şu an bütün motivemi borçluyum. Yani. Onu konuşacağım. Hemen onun konuşmanın ilk açılışımı yapmak isterim. Kendini nasıl hissettiğin bir dönemdesin? Ya kendimi bulmuş bir dönemimdeyim. Öyle söyleyebilirim evet. Çünkü, İyi bir yerdesin his olarak. Aynen. Son 2 senedir kendimi aradığım bir dönemdeydim aslında. Bu son dönemde yani hem iş hayatım hem aşk hayatım kendimi bulmuş noktada. Evet aşk hayatı da bizimle bugün burada. Teşekkür Betül'e de tekrar hoş geldin. İlk onu konuşacağım. Yani çok uzun zamandır o var. Abi hep yıllardır planladığım bir şey miydi? Aklında olan bir şey değil. Bence şöyle çünkü yani bunun adı Amazon belgeseli mi bilmiyorum ama ben sürekli belgesel izleyen biriyim. Bayağı YouTube'a belgesel çektin. Önce bu işin hakkını verelim yani. Teşekkür hem görüntüsü hem içeriği her şeyle. Bu hep aklında olan bir şey miydi? Nereden çıktı? Yok hayır aslında yani zaten baktığın zaman son 1-1,5 yıldır böyle belgeselvari işler yapıyorum. Çünkü aslında belgesel evet gerçekten ama bir yandan böyle bir eğlenceli tarafı da olsun istiyorum. Çünkü izleyenler bir tık böyle gülsün de istiyorum ama bilgilensin de istiyorum. O yüzden belgeselimsi diyorum bunu. Sürekli aklımda yoktu ama bir Survivor'a gittim geldim. Ben 1 sene bir uzak kaldım her şeyden. Dolayısıyla orada hayatımla ilgili bazı kararlar verme fırsatım oldu. Yani çünkü gecenin saat 11'inde uyanıyorsun, açsın. Ve sabaha kadar bekleyeceksin. Çok fazla şey düşünüyorsun falan. Böyle hayatımla ilgili birkaç karar aldım orada. Bundan sonra sadece seveceğim ve mutlu olacağım işleri yapacağım diye. Şu anda da ona başladım. Aslında ben kendi günlük hayatımda olmak istediğim Alper'i şu anda oluyorum. Peki o şey sürecini merak ediyorum. Amazon'a karar vermek, gitmek, çekmek bu ne kadar zamanlı bir planıydı senin için? Hemen yaptın mı yani? Aslında biz Afrika'ya gidecektik. Afrika'da bir kabile arıyorduk. Daha sonrasında YouTube'a bir girdim. Ruhi gitmiş. Hayda. Zaten aynen öyle. 20 sene önce gitmiş. Klasik. Hayır 20 sene değil. Yani o an paylaşılmış. Tam biz böyle biletler falan alacağız. Aynen bir baktık Ruhi paylaşmış onu. Artık Afrika'ya gitmeyelim bari. Çünkü Ruhi de çok izlenen bir kanal. Gidip de böyle aynı video gibi olsun istemedik. Biz de başladık araştırmaya. En sonunda o kabileyi bulduk. İletişim biraz zor oldu tabii ki. Evet nasıl oldu onu merak ediyorum. Adamlardan bir tanesi İspanyolca biliyor ve şehir hayatına gidip gelen bir insan. O zaten videoda da... Peki bu bilgi sende nerede var? Şey yani önden. İnternetten Google'dan bulduk. Aynen. Buldum İnternetten bulduk ama bulduğun zaman ulaşabileceğin bir insan değil aslında hemen kolaylıkla. Çünkü haftanın bir günü internete bağlanıyor. O da sana cevap veriyor. Ondan sonra bir hafta sonra tekrar bir cevap bekliyorsun. Hani peki biz şimdi işte şunu yapsak olur mu diyorsun. Mesela bir hafta sonra bekle cevabı falan. Aynen. Öyle bir 2 ay bunun ayarlama süreci oldu. Hayır dedi bir de değil mi? Boşa bekledin ama yapamazsın. Evet. Ondan sonra bastık gittik direkt yani. Peki onların ilk buna şey nasıldı? Onu merak ediyorum ben. Yani buna welcome ettiler mi yani bu hikaye ilk başta fikre heyecanlandılar mı? Evet evet çok heyecanlandılar ki aslında zaten onların da oradaki çocuğun da yapmak istediği şey bu. O kabileyi dünya görsün istiyor, bilsin istiyor ve öyle olunca yardımlar da yapılıyor falan vesaire. Dolayısıyla zaten onların amacı bu. Tam böyle uyuştuk birbirimizle yani. Bizi de çok sağ olsunlar, çok güzel ağırladılar. Peki buna dair sonra başka sorularım da olacak ama şunu merak ediyorum. Bir son videoda galiba bir yerde bu kartelleri çekmekle ilgili bir belgesel daha serisi gelecek mi? Bizi ne bekliyor? Aynen Kolombiya'ya gitmiştik. Kolombiya'da bir uyuşturucu kartelinin lideriyle röportaj yapmaya gittik ve hani röportaj yapmaya giderken polislerin de dahi giremediği, toplu mezarların olduğu. Hani adama ben soruyorum yani buraya polis girebilir mi? Giremez ama girerse çuf çuf yapıyor böyle eliyle falan filan. Çuf çuf da çok iyi. Ama adamın şakası yokmuş. Yani. Hayır silahı da çuf çuf diye seslendirmezsin yani. YouTube'da diye işte sansür. Evet. Tabii tabii. Aynen. YouTube sansürü evet, de. Tamam. Bunların hepsini öğreneceğim. Evet tamam. Şöyle bir şey yaşadım. Adama ben sorular soruyorum falan. Bir yandan da adam silahına böyle şarjörü dolduruyor. Altılı bu silahlar var ya böyle. Gerilmiyor musun Alper gerçekten? Ben çok gerildim. Tamam teşekkür ederim. Orada ben şöyle bir bilgi var hatta. ben şimdi geriliyorum ama gerildiğimi de hissettirmemeye çalışıyorum. Hani biz de bu işlerdeyiz ha falan. Yani bu arada oraya gitmeden önce telefonlarımızı bıraktık. Bu işten biri gibi durmuyorsun bu arada yani. Aynen, zaten öyle gözükmüyor ama. Şey hani diyorum ki Alper rahat olman lazım yoksa hani çünkü gerçekten orada göte gidebilirdik. Yani evet, tabii. Adam bizi şey yapabilir. İşleri adam öldürmek, adam kaçırmak ve bundan para kazanan tipler. Biz de tabii ki adamlara para verdik ama adamlar bizi kaçırırsa çok daha büyük olaylar olabilir yani. Biz konsolosluğa gittik, sakın yapmayın dediler falan filan ama artık yapacağız ekmek parası falan derken adam onun detay çekiyorum şöyle silahını dolduruyor. Bana hiçbir şey söylemeden silahı kapattı. Bak ben kamera burada elimde şöyle izliyorum. Bir sağdan bir soldan şöyle çat çat kafamın yanından ateş etti ve hani gerçekten hissettim o kurşunun rüzgarını yemin ederim. Değer mi ya bu paraya bunun için Alper ya? Bir daha mı düşünsen ya? Ya para için değil aslında tabii ki. Biliyorum. Ama o da bu işin bir parçası da. Şimdi onu da söyleyince yorum gelecekti çünkü. Yani tamam para için değil falan. Ay aşırı refleksisin değil mi artık yorumlara? Aynen öyle. Zaten onunla yaşamakta. Pardon lafını böldüm de çekerken de bunu böyle düşünüyor olabiliyor musun? İçeriğin içindeyken. Tabii içeriğin içindeyken de o anda gelecek yorumu düşünüyorum. Evet. Dışarıdan ne gözüküyor ama gerçekte ne? O her zaman aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla öncesini görmeyen insanlar buna diyorum ki bu böyle bir yorum gelecek aynen. Diyecekler. O yüzden hemen açıklama derdi falan filan. Çuf çuf. Adamlar 5.000 dolara insan öldürüyorlar falan vesaire. O mahalleye girdikten sonra bize o adamların tek söylediği şey arabadan inmeyin. Hani burası çok kötü bir yer. Burada okey biz buranın şeyi biziz ama burada hani bir sürü de tip var yani böyle mafyacılık oynayan. Ve bizim orada arabamız kaldırıma saplandı. Çıkmak arabadan zorunda kaldık. Kolombiya'nın yani Google Maps'e giriyorsun Maps yok. Çünkü girip şey yapamamışlar. Hani Maps için de girememişler yani. Hadi oraya çekici çağır falan filan. Gerçekten zorlu olabiliyor bu videolar. Şimdi bunun serisi çekecek misin yani yapacak mısın? Yeni onu bizi yaptık. Bekleyen bitti. Şimdi bizi ne bekliyor? Şimdi El Salvador'da bir hapishaneye gittik. Dünyanın en büyük hapishanesi. Giren bir daha çıkamıyor. Ve dünyanın en büyük suçları orada tutuluyor. Aynen. Böyle 10 katman güvenliği var. İşte sadece oraya giden su hattı bile özel olarak çekilmiş. Çünkü herhangi bir işte ne bileyim eyleme bir şeye falan filan suya mı bir şeyler kaçak katıyorlarmış. Kaçak dedim ben öyle değildir herhalde. Kaçma işlemine kaçak denmiyordur herhalde. Yani işte El Salvador'da her gün 150 cinayet oluyormuş. Şu anda 0'a inmiş o hapishane olduktan sonra. Abi huzursuz olmuyor musun? Gitmediğin burada kaldığın. Oluyorum hatta bu telefonla konuştuk ateş muhabbetinden sonra. Ben de aynı şeyi söyledim. Yani dedim gerek yok bu kadarına. Yani lüzum var mı değer mi? Betül'le şöyle bir telefon konuşmadım. Aşkım biz şimdi kartelin yanına gidiyoruz. Ben telefonu otelde bırakacağım. Ne olur ne olmaz. Hani adamlar iyi ama telefonlarımızı çalmasınlar diye. Ben sana dönünce yazacağım dedim. O esnada Betül gerek var mı Alper buna? O sırada da Betül muhtemelen tırnaklarını yaptırıyor. Gerçekten ne hissediyorsun yani bir yerde bununla ilgili huzursuz yoksa artık bir şey kafan rahat? Yani iş yaptığının farkındayım ama tabii ki yani Kolombiya'ya normal bir video için gittiklerinde bu kadar endişelenmiyorum ya da işte Afganistan'da da biraz endişelenmiştim. Afganistan'da çok endişelendi evet. Bir de biz onun öncesinde Afganistan'da olan olayları izledik. Dedim ki niye izlettirdin ya bana hani şimdi sen gideceksin ben mahvoldum burada şimdi falan. Korkuyorum ama bir yandan da... Betül de biliyor yani elimizden geldiğince her zaman güvenlik güvenlik tutuyoruz işte vesaire konsoloslukla haberleşiyoruz sürekli gittiğimiz yerlerde. Yani yapılabilecek en maksimum şeyi yapıyoruz. Ama içinde bulunmak benim gerçekten hoşuma gidiyor. Tabii ki yoksa yapamazsın zaten. Aynen çünkü hani 30 yaşına geldim artık kafamda yumurta kırmak istemiyorum. Peki oluyor mu Alper? Onu soracaktım yumurtayı bu arada da. Oluyor mu? Mesela bir arkadaşınız hem ekibinizden ya da yakın arkadaşı ben de geleyim. Ben de olmak istiyorumculuk oluyor mu? Oraya nasıl bir tepki veriyorsun? Götürebiliyor musun? Olmuyor. Yani çünkü Afganistan'a gidiyoruz. İşte Amazon'a gidiyoruz. Bir ay kalacağız falan. O yüzden eskiden mesela İtalya'ya, İngiltere'ye gidiyorduk işte video çekmeye. O zaman çok oluyordu. Şimdi gidersen çok isterim. Bir ay gelemem ya çocuğu. Çok enteresan valla. Güzel macera. Şimdi benim kabile üyeleriyle önümde yapraklı fotoğrafım var. Çocuğuma böyle bir şey gösterebileceğim yani. Hani benim babam neler yaşamış diyecek. Ya rakı sofrası da çok iyi. Rakı sofrası var yani. Dünyanın öteki ucunda yani. Bir sinema filmi hikayelerin var senin. Bir baktım sinema filmleri yapmışsın. Arkasında mısın? Pişman mısın? Konuşalım mı? Yani bile isteye o tercihen yatırdın. Yapırımcı mı oldun? Yapırımcı. Yok yatırımcı olmadım. Beraber mi yaptınız? Oyuncu olarak yaptınız. Aynen. sevdiğim bir sarbaşı söylüyorsun evet. herhalde. Başka da çıktı ya, bir tek sarbaşı Türk Dokumu diye bir şey var. O yıllar öncesinin rezalet bir filmi. Estağfurullah, işte onun için sormuştum. Bak ben rezalet demedim, arkasında mısın dedim. Sen yani de o dönemin şartlarına göre bir yere gelmek isteyen her insanın yapacağı kesinlikle, şekilde. Evet. Çünkü tam o sıralarda Vine bitmişti artık. Benim 1 milyon takipçim vardı. Birdenbire Vine bitti. Çok büyük boşluktayım yani falan. Bir gün telefon çaldı. Bir tane film var. Başrol başka bir projeye seçilmiş. Çok acil bir başrol lazım bize. Gelir misin? Abi dedim kapat oradayım. Evet tabii ki aynen. Gittim, projede bok gibiymiş ama hani yine olsa yine muhtemelen onu yapardım yani. Şimdi sana bazı cümleler kuracağım. Sen diyeceksin ki bu benim ya da ben değilim. Evet. Üzerine de test sonucunu okuyacağız. Uzun vadeli plan yapmakta rezaletim. Ben değilim. Uzun vadede iyiyim. Kısa vadede kötüyüm. Öyle mi? Daha açılma planda yok. Ben miyim? Ben miyim? İşte bunu istiyordum. Aynen. Yüzleşme için çağırmışız. Şimdi burada konuk benim diye biliyorum. Pek seviyorsun ve beceremiyorsun diyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir açıklama getireyim. O zaman uzun vadeli ne zaman bir iş planı vesaire yapsam alakasız bir yere gidiyor. Su akıyor, bambaşka bir yerde buluyorum kendimi. Ama hani kendimle alakalı bir plansa uzun vadeli plan ben okeyim diye düşünüyorum. Yani kariyer planı için belki olabilir ama hani onun haricindeki bu küçük planlar için. Anladım. Ben tam tersini diyorum, sen tam tersini. Çok iyi, mükemmel çok iyi. Bir çiftiz gerçekten. Evin hiperaktif çocuğu imajımı seviyorum. Öyle bir imajım varsa seviyorum. Evet. Biz bunu kafamızdan da yazmış olabiliriz. Hiperaktiviten var mı peki? Hiperaktiviten var evet. Aynen. Tanısı konmuş mu? Tanısı konmuş bir şekilde doktorda. Benim de var. Aynen. Peki sadece beynin mi, fiziksel olarak da var mı? Yani ben durmak istememekle ilgili benim bir yani şeyim şöyle var. Söyleyeyim, uyurken dahi ayaklarım benim sallanır. Hatta yani Betül benim mesela şurama yatar, Betül de böyle sallana sallana. Hani bir sağa bir sola uyur böyle yani. Çok sallanıyorum. Hatta programda da katıldığım talk show'larda Alper'in ayağı çok sallanıyor, herhalde streslendi falan diyorlar. Şu an iyisin. Aynen şu an iyiyim ama öyle bir şey yok. Eğer ki yani ayağım sallanırsa o tamamen hiperaktivitenin verdiği şey. Bazen sektör gereği ite köpeğe de eyvallah çekmem gerekiyor. Tabii çektik zamanında. Şu an peki artık yani çekmek zorunda kalmak zamanında herkesin başına gelen, yola çıktığında bir şey. Şu an artık kendi dünyamı kurdum ve artık onu yapmama gerek kalmıyor diyebileceğim bir noktada mısın? Bunu böyle şey yani, için söylemiyorum. Başarı öyle bir noktaya gelmek gibi değil. Yapıyor musun yoksa hayır abi ben... Yani hangi it hangi köpek ona bağlı. Çok güzel. Yani çok okey. Şimdi büyük de söyleyeyim. Ben çok beğendim aynen tamam. Bana yeterliydi. Kibar ve iyi niyetliyim diye beni salak sananlara gerekli cevap vermekten kaçınmam. Doğru. Evet bu benim. Yani genelde kibar ve iyi niyetli olduğumu söylerler ama çok fazla beni salak yerine de koymazlar. Ya da o kadar salağım ki hala farkında. Hayır, iki uçtan birisindeyiz yani. Survivor'a gittiğimin hatırlanmamasından dolayı çok mutluyum. Ya bir bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Halil İbrahim Göker var ya işte. Onunla Survivor'a gitmeden önce bir gece kulübündeyiz. Bana dedi ki Alper Rende oğlum biz bu Survivor'a gidelim gelelim. Biz çok ünlü olacağız falan diye. Bu ses tonuyla kısıktan söylüyor böyle hani heyecanlı. Öyle mi diyorsun bura falan falan filan. Döndük bize şey dediler. Abi nerede esmerleşti? Hani nerede yandın abi bu kadar dediler. Lan dedik biz 3 aydır orada bokun içinde yüzüyoruz. Ne demek nerede yandın? Ama çok kötü bir döneme denk geldik. Yani bir de zaten deprem oldu. Kimlerle gittiniz? Buse Plan vardı, bildim, Ela vardı, Çabi vardı. Bildim, bütün hepsini hatırladım. Aynen. Tamam yeterli ben hatırladım. Bu gerçekten şey deyince de hatırladım. Şey sahnesini izlediğimi hatırlıyorum sonra. Deprem olduğu zaman siz onu izlettikleri sahneyi izledim. Aynen. O çok izlendi. Biz başkalarının tepkilerini çok izlediğimiz için genel bence. Yani evet, bir de deprem oldu. Orada bizim de dengelerimiz bozuldu. Yani açıkçası... İnsanın da içi rahat etmiyor. Şimdi burada böyle bir can derdi var ama orada da bir program çekiliyor ve gerçekten milyon dolarlar harcanan bir program ve kaldı ki gerçekten işin şöyle de bir boyutu var. Hani insanların bir noktada da kafasını dağıtmaya ihtiyacı var falan ama orada olan bir insan için yani orada ben çok zorlandım. Çok yani insanlar burada can derdindeyken ben orada bisküvi için koştuğum için içim biraz rahatsızdı. Ne yalan söyleyeyim ama. Sonra bilmediğim için sonra. Biz bir 10-15 gün bir yere aldılar bizi. Yedik ama içtik desene şimdi bir anda falan. İşte keşke yiyip içseydik. Orası daha da zordu yani. Hani günde bir öğün yemek veriyorlardı ve hani yarışmıyorsun. Ve yarışmıyoruz ve 4 duvar arasındasın ve %70'ini de sevmiyorsun insanları. Tabii. Hani orada bir mücadelen de yok. Aynen bir mücadelen de yok falan filan. Orada gerçekten psikolojik olarak yoruldum yani. Evet. Ama her şeye rağmen bu arada Survivor benim hayatımın en büyük deneyimlerinden bir tanesi. Hani istediğin kadar paran olsun, parayla gerçekten deneyim edemeyeceğim bir şey. O yüzden mutluyum gittiğim için. Tatlı dilim ve sakin mizacım şeytani zekamın önünde ince tür bir perde görevi görüyor. Wow. Güzel. Güzel yazmış. Güzel. Hı-hı. Ne diyorsun? Yani tatlı dilli biri misin? Tatlı dilliyimdir. Hani genel olarak tatlı dilli midir? Tatlı dilli miyimdir? Bir şey söyleyin artık. İşte tatlı bu. Dilli miyim lan? Bir şey söyleyin. Şurada. İyi ki doğru. Kusura bakmayın. Hiçbir şey olmaz ya, estağfurullah. Çok da tatlı dilli ve sakin. Yani bu soruya evet demek durumundayım. Çünkü evet ya da hayır diyeceksen bu evete daha yakın bir soru benim için. Bir kabileyle rakı masası kurduktan sonra artık tamam herhalde dedim. Dedin değil mi biraz bir? Artık bu içerik biraz şey yapmadım Alper. Bir üstü. Yani bir yerde bir... İçerik olarak diyorsun. Evet. Aslında yok ya öyle bir... Ya bu içerik şeyi dünyası öyle biten bir şey değil. Hani o yüzden... İşte benim de bu konuda yardım ederim. Öyle oluyor çünkü. Bir yerden sonra başka bir şey yapmam lazım. YouTube seni sevdi oluyor yani. Ya eskiden çok böyle kaygılarım vardı bu arada. Ama hani 10 yıl geçti artık ben işte. Hatta Vine'ı ben işte 2013 yılında çekmeye başladım. Gel. Artık koysun artık. Oradan alsın artık. Hayır. Hayır. Asla çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Siz buraya niye geldin? Nerede ne ben istiyorsun? Bak ben çok göze batarken sen yapma bari. Hani haberleşelim. Evet. 10 yıl önce böyle kaygıların vardı. Aynen ama artık yok çünkü artık ona alıştım ve sürekli aslında baktığın zaman ben ilk zamanlarda Vine çeken bir gençtim. Daha sonrasında Vine kapandı birden. Ben de ne yapacağız falan. Bir de ben yazılım mühendisliği işte tam burslu falan biliyoruz. Kazandım. İstanbul'a geldim. Annemler beni okul okuyacağım zannediyor. İzmit'ten geldim. İzmitli olmanın da ayrıca bizim için kıymeti var. Buradan İzmitli konut almıyorduk bir zamandır. Evet. Daha sonrasında Vine kapandı. Ben okula gitmeyi bıraktım ama artık hayatımı ben bu tarafta yaşayacağım diye. Annemlerin haberi yok falan. Böyle zor bir dönemden de geçtiğim oldu. Daha sonrasında YouTube. Oha diyorumla birlikte orada sunuculuk yapmaya başladım. Evet. Ondan sonra artık kendi kanalımı açtım. Ve bütün bunlar olurken de hep bir gelecek kaygım vardı. Acaba hani bugün varım yarın yok muyum tadında. Çünkü Vine'da onu yaşadım yani. Ama o beni olgunlaştırdı. Şimdi artık daha rahat da hissediyorsun değil mi? Şu an güvende hissediyorsun. Daha rahat hissediyorum kesinlikle. İyi, çok. Her seyahatim ve deneyimim bende bir şeyleri hem değiştiriyor hem de geliştiriyor. Kesinlikle. Ne yapacağınıza, ne çekeceğinize, nereye gideceğinize böyle hep beraber mi karar veriyorsunuz? O ekip işi mi oluyor yoksa sen esiyor hadi abi mi yapıyorsun? Tabii ki birlikte karar veriyoruz. Tek başıma değil. Çünkü yani hadi ince gidilecek yerler değil genelde. Çünkü hani epey bir izin işte ayarlama vesaire gerekiyor. Hani bir yere karar verdikten sonra oraya gitmemiz herhalde 4 ayı buluyor. Yani 3-4 ay sürüyor. Yani aklımıza geliyor. 4 ay sonra anca gidiyoruz. Bir 3 ay falan bunun çekimi kurgulanması sürüyor bizim. Rene de House'un şeyi çok yavaştır. Bizim öyle ünlüyüz biz yani. Yavaşlıkta mı? Aynen. Kurguların yavaş olmasında bir markayız yani. Ama yani kaliteli iş çıksın diye uğraşıyoruz bu arada. Hani tamamıyla derdimiz o. Ya aslında ben Survivor'a gidip geldikten sonra sadece içinde bulunmak isteyeceğim işlerde olacağım diye kendi kendime bir söz verdim. Ve bundan dolayı işte her hafta video atılması gerekiyor ama atmıyorum. İşte şu anda ne zaman içime sinen bir iş olursa o zaman yayınlıyorum. Aslında iş olarak baktığında iyi bir şey olmayabilir ama diğer türlü de bunu devam edebileceğimi düşünmüyorum. İlişkiyle işi beraber yürütmek çok zormuş ya. Çok zordur tabii. Hallettiniz mi? Zor çünkü zor oldu kabul ediyorum ama ben şey de düşünüyorum. Çok zor ama bunu iyi becerdikten yani o dövüşler, o halletmeler bittikten sonra da bence şahane bir şey. Yani ben hep hayatımda öyle düşündüm. Biz şimdi o konuyu çok hallettik desek... Bilmiyorum çünkü şu an birlikte çalışmıyoruz. Yani eskiden birlikte çalışıyoruz. Yani şu an çalışmıyorsunuz. Şu an birlikte çalışmıyoruz aynen. O yüzden hallettik ama. Artık destek vermeye, beraber olmak. Şu an birlikte birbirimize yardımcı olduğumuz kadar birlikte çalışıyoruz. Eskiden gerçekten birlikte çalışıyorduk. Aynı şirketteydik vesaire falan filan. Ama şu anda öyle bir durumumuz yok. Bir de sizin bence çok zor olmasının yanlışsan söylüyorum. 10 sene dediğiniz şey çok küçüklükten gelen bir şey yani. Tabii, biz yani... O yüzden de hani belki şu an sıfırdan başlıyor olsanız o kadar zor olmazdı belki ama sizin beraber büyüdüğünüz bir döneme denk gelmesi de. Ya üniversite birden beri biz birlikteyiz işte. Anasını ya. Ve dolayısıyla şimdi O dönemlerde iş seyahati oluyor. Birlikteyiz. Tatile gidiyoruz. Birlikteyiz. Akşam arkadaşlarımızla buluşalım diyoruz. Hep birlikteyiz. Çünkü hep arkadaşlarımız aynı. İş yerimiz aynı. Seyahatlere gidince de çalışmak durumunda kalıyoruz. Çünkü hazır seyahate gitmişiz. Buradan da bir video çıksın mantığıyla. 7-24 birlikte olduğumuz bir hayat geçiriyorduk. O da çok normal ama artık yani bir noktada aşırı. Böyle insanların tartışması vesaire belki işte ne bileyim. Ya evlilikte bile öyle bir şey yok yani insanların kendine alantıldığı bir dünya. Aynen biz onu tam beceremedik. Bir de pandemiyle birlikte full eve kapandık, birlikte yaşadık falan derken öyle oldu. Bazen gazeteciliğe yönelmek istediğim oluyor. Ya şimdi şöyle bunu bana çok söylüyorlar. Ama hani gazetecilik de gerçekten yüksek mertebe bir şey. Ben o yüzden böyle kendime böyle bir şey söylemek yakıştırmıyorum aynen. Yorumlarda yazanlar var ama ben gerçekten şu anda istediğim şeyi yapıyorum. Ben şu olayım bu olayım derdinde de değilim. Ama gazetecilik kutsal bir meslek bence ve hani şu anda kendimi oraya koymuyorum. Ekip arkadaşımın özel bölgesine rende dövmesi yaptırmak bu işte ne kadar samimi olduğumuzun bir göstergesi. Özel bölgesi dediği öyle, lopu yani demek çünkü sanki herhalde. Ucuna yapılmış gibi geldi bu. Ben de öyle zannettim. Nereye söyler misin? Kalça mı? Göster. Abi özel değil. Özel demedi. Burada. İşte izlenme için bizim... İşte bu özel değil. ben buna özel demem. Ya çok özel ama. Ben bakamadım bile ne kadar Bu arada pardon yani dövme işiyle ilgili konuşuyorduk Doğu'yla. Benim haberim yoktu bundan. Doğu dövmesini anlattı. Birisinde o da mı sende? O Kerem'de biz böyleyiz. Ben buna bayıldım. Hatta dedim ki gelirse sormak istiyorum. Ben bunu yaptırmak istiyorum. Çünkü biz böyleyiz lafına bayıldığım için. Biz yani bayağı uzun yıllarca işte biz böyleyiz kombizdeydi. Ve açıldığında sadece şu işaret çıkıyordu ya, yani. Çok iyi o çok iyi. Biz böyleyiz diye. Hala bizde mi? Bizde yeniledim. Yani benim haberim olmadan bu arada yapıldı. Bu değil de. Bir diğer arkadaşımız yani ayağına şöyle bir renkli RND House şeyi yaptırmış. Bunu benden habersiz yani. Ben de çok severim. Yani. Ben de Berk'e yola dövmesi yaptırdım. Berk de yola yazıyor. Böyle gidelim ortak hep beraber arkadaşlarımızla aynı dövmeyi yapsınlar. Çok bayıldığım bir şey. Yani öyle bir muhabbet. Zaten diğeri de video sırasında bence yaptırma dedim. Yok abi ben yaptırmak istiyorum dedi. Yani bu samimiyeti gösterir mi? Bu aslında başka bir konu gibi. Lezzet turu yapmaktansa büyük oynamayı tercih ediyorum. İsteyen istediğini yapsın. Ayrıca bana ne amına koyayım. Çok doğru. Ne güzel konuştun. Doğum ağzına sağlık. Elinde bir seri değnek olsa hangi gün değiştirmek istersin? Daha böyle sosyal bir insan olmak isterdim. Çünkü son dönemlerde bende bir asosyallik başladı. Böyle evden çok farklı yerlerde zaman geçirince... Direkt kendimi eve gitmem lazım gibi hissediyorum. Ama bu arada hani... Ama bu sosyal değil, normal ya. Yorulmak da denebilir bunu Alper. Ha, yorulmuşluk var yani bir bende. Sanırım ama o olurdu. Yani biraz daha böyle aktif olmayı. Çünkü biz Betül'le üniversite yıllarında falan çok fazla gezerdik. Yani yürüyüş yapardık vesaire. Şu an böyle çok bir şey yapasım gelmiyor. Ama yani bu mesela şey demek değil. Yurt dışına çıkmak ya da işte böyle videoları çekmek için falan hiç öyle üşenmiyorum. Sadece günlük hayatımda hani ya akşam dışarı kahve içmeye çıkacağıma evde kahve içmek istiyorum artık. O belki de yaşla birlikte de artık böyle hissedecektim belki de. Belki de bu işte ne bileyim bilinen bir insan olmanın da verdiği bir şey olabilir. En son hafızanda kalan en mutlu olduğun an? Yani dün sabah kahvaltıda çok mutluydum Betül'le birlikte. Aynen. Çünkü yani şu geldi aklıma. Bir baktım ki ben müzik açmışım. Evde dans ediyorum falan. Aa dedim ben herhalde şu anda mutluyum yani falan. Dün öyle bir şey çok yakın bir hissiyatım oldu. Ama onun dışında Koka'da şeydeyken Amazon ormanlarına gittiğim zaman gerçekten orada çok mutluydum. Etti, değil mi? Evet çünkü yani şey dedim bizimkilere ekibe ya beyler bu video izlenir izlenmez ama bizim şu an bu üçümüzün yaşadığı deneyimi biz ömür boyunca çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir şeyin içerisindeyiz. Bunun farkında olalım falan dedim. Bak yine tüylerim dikeldi. O yüzden mesela orada... Diken diken oldu gerçekten. Aynen, gerçekten umarım zoom yaparsın. Yani şöyle göstereyim. Çok güzel. Tamam. Şimdi sonucumuzu okuyorum. Zarfımızı rica ediyorum Eylül'den artık böyleyiz. Bir şey mi oldu? Sipariş verebilir miyim diyorsun? Ada mı? Veremez. Bu arada kızımın siparişi. Sevgili Alper, insan gençken hem risk almaya hem de her şeyi batırmaya çok yatkın olabiliyor. İkisini de yapmış, ikisini de hakkıyla yaşamış biri olarak bugün buradasın. Şımarmak ve vazgeçmek oldukça kolayken bunları tercih etmemen, daha nereye gittiğini bile bilmeden azimle çalışman da senin neden başarılı olduğunu bize kanıtlar nitelikte. Tonlarca yanlış yaparak, inanmayarak, kabul etmeyerek ve düşerek geldiğim bu noktada bazı önemsiz detaylar bize hayatın ne olduğunu hatırlatıyor sanki. Gözlerine aşkla baktığın insanın ona özel ayarlanmış telefon titreşimi, kurguyu bitirirken tüketilen kahvenin yarattığı küçük kalp çarpıntıları, bir yerlerden beklenen paranın ısrarla yatmayışı, yeni alınan kadife pantolonun beline tam oturuşu ve daha bir sürü ufak tefek an. Bunların ne kadar önemli olduğunu yaş aldığın her saniye daha iyi anlıyorsun. Hayatı ve kendini tamamen çözemedin belki ama neyi isteyip istemediğini artık çok daha iyi biliyorsun. Hanımlar, beyler, Alper Rende. Vallahi duygulandım ama yani iki cümlesi daha olsa gözlerim dolacaktı yani. Çünkü gerçekten güzel, çok, değil mi? Çok güzel yazmışsınız. Çok da onore oldum. Teşekkür ederiz. Doğru. Şimdi seninle içine koymak için minik bir selfie çekeceğiz. Tamam. Artık böyle sana veriyorum. Sen kalkma, ben gelirim. Tamam. Evet. Burayı ıslatmışsın Alper. Yes. Kesin bembeyaz çıkacağız ama. Şlap. Hadi bakalım. Şlap. Eylül'üm. Doğu çok güzeldi. Ellerine sağlık. Şaka yapmıyorum. Hakikaten biraz böyle... Şu uzasa, an mesela bu okuduğum bir yorum olsa, ben evde olsam gözlerim dolardı. Çünkü bazen gerçekten bazı yorumlara gözlerim doluyor yani. Gerçekten mi? Aynen. Bu böyle, peki bu dolan yorumlar, şunu vereyim sana biraz böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gözlerini dolduran yorumları tamamen merak ettim. Daha böyle... Karakterinle ilgili, yoksa başardığın şeylerle mi ilgili, neyle ilgili seni en çok? Duymaktan en çok hoşlandığın yorum ne şu anda hala? Şimdi biraz stresli günler yaşadım bu Amazon videosunu yayınlarken falan. Bir de çok fazla çıplaklık var videoda, hayvan şeyi var falan. Acaba işte hayvan ölüyor vesaire falan bilmem ne. İzlenecek mi, insanlar beğenecek mi? Hani bu kadar büyük bir işin altına gittik geldik ve hani sponsorumuz olmadan gittik geldik. Bu arada... Onunla da ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Lütfen birazdan söyle. İzninle. Evet. Gerçekten streslendim yani kendi içimde. Videoyu yayınladık ve bekliyorum hani artık ne geri dönüşü olacak diye. Akşam gece yatmadan önce şöyle yorumları okuyayım dedim. Biraz da içkiliyim. O kadar güzel yorumlar ard arda gelmiş ki. Sonra bakıyorum ya, kötü yorum yok neredeyse işin içinde ve... Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Hani insan tabii o kadar bir iş için emek verince, işte ne bileyim, bir ay Güney Amerika'da yaşadım geldim. Yani yaşadım değil, orada evet, kaldım geldim vesaire. Biraz böyle ister istemez duygulanmışım meğer dedim ve ama dedim ağlıyorum, bırakayım ağlayayım falan. Böyle ben saçma sapan bir şekilde, Betül içeride uyuyor. Yani uyansa gelsin, ne oluyor bu çocuğa diyecek. Yani hüngür hüngür ağladım gerçekten. En son bunun için ağlamıştım. Ama muazzam bir şey çünkü. Çok güzel bir şey yaptın. Normalde de böyle çok ağlak bir tip değilimdir. Yani kazandığın iş paraları işe yatırmak gibi, videolarına yatırmak gibi. Hatta bir tane videona 400K harcamışsın gibi bir bilgi var önünde. Doğru, kaçış oyunu videona. Doğru, kaçış. Ki o zamanın parasıyla çok büyük paraydı. Neden? Bu deli misin? Yani o sonra o yatırdığın 400 alıyor musun oradan? Öyle bir para kazandırıyor mu? Onu merak, biz daha bir şey görmedik. Hep de söylemesi, pardon. Yani şöyle yani bir video noktaya getirebiliyor mu tek bir video? Onu merak ettim. Yok, kesinlikle. Ha, o senin deliliğin. Hatta bunu geçen bir röportajda açtık baktık. O zamanlar bizim işte o dönemin parasıyla 400 bin lira verdiğimiz video için şu anda biz 180 bin lira mıydı kazanmıştık? Öyle bir şeydi yani YouTube'un gösterdiği para ama... o biraz da prestij olsun diye bir işti. Ve çok fazla kaçış diye bir serimiz var bizim. Çok fazla izlendi. Artık hani insanlar sokakta bana kaçış ne zaman falan diye bağırıyordu. Ben de hani güzel bir son yapmak istedim açıkçası kaçışa ve gerçekten de onun için yine çok uğraştık. Yani açıkçası benim son yıllarda yaptığım işlerde en çok dikkat ettiğim şey kalite, kendi egomla ilgili yani. Bütün şey bu yani. İyi bir şey o zaten. Aynen yani benim hoşuma gidiyor. Yaptığım bir işin övülmesi, iyi bulunması, doğru bulunması benim egomu tatmin ediyor. Ben de bundan keyif alıyorum. Peki yeniden daha önce yaptığın gibi dijital platformda başka bir şey yapmak gibi bir hayalin var mı? Aslında istek olarak yok. Ama şartlar onu gerektirirse olabilir. Politikte hiçbir cevap duymamıştım. Muazzam bir arada bir cevap ya diye. İnsanların sonuçta tabii ki beni bedava izleyebildiği ve tanıdığı yer varken YouTube dışında bir yer... de bir şey üretmek istemem. Ama şartları da... Ama mesela öyle bir yerle anlaşırız ki benim kendi bütçemle hiç çekemeyeceğim işleri belki de yapıyor olabilirim. Yani ben şu anda istesem Ay'a çıkamam ya. Ama beni Ay'a çıkartabilecek bir platform varsa ben orada gerçekten her içeriği çekerim. Evet hani ya. Şartlar dediğim gibi. Ben mesela şu anda senin Ay'a çıkabileceğine ikna oldum, öyle düşün. Yani benim gözümde öyle bir içerik yapmışsın ki dedim ki biri gerçekten çekse de Ay'a çıkarsa Alper'i falan dedim yani. Aslında planlarımız var. Peki bir tık Betül'le ilgili bir iki sorum var. Hazırsan. Tabii. Barışmanızda İmamoğlu'nun bir katkısı var. Ya o inanılmaz bir videoydu ya. Gerçekten biz hepimiz birbirimize yolladık o videoyu gerçekten. Ne hissettin? Nasıl bir şey değil merak ediyorum. Ben şok oldum ama tahmin ediyorum ki o da o gün öğrendi. Yani çünkü biz birlikte video çekecektik. Aha. Zaten o bir hafta öncesinden falan netleştirilmiş bir şeydi yani. Dolayısıyla tahmin ediyorum ki sosyal medyacıları artık ona bilgileri verdi yani işte hani benimle ilgili falan. Çünkü başka bilgiler de biliyordu yani. Oturup da hani İstanbul Belediye Başkanı Alper Rende ve Betül Çakmağ'ın aşk hayatını takip ettiğini ben düşünmüyorum şahsen. Ama hani İnşallah da etmiyordur bu arada. Hani öyle de bir yanı da var yani gerçekten. Ama çok şok olduk, çok mutlu olduk yani. Ama. Çok tatlış bir video oldu ama ondan da çok büyük linçler yedim yani işte. Allah Allah. Evet evet yani. Tamam neyse. Sence senin en hoşuna giden özelliği ne? Betül'ün sende. Pardon, ben karıştırdım. Sence Betül'ün sende. Yani Betül benim neyimden etkileniyor. Onun söylediği şeyi söyleyebilirim. Ben şu an bunu söylersem çok egoist gözükeceğim ama hani zekamdan etkilendiğini söyler. Ama öyle hani der. Geri zekamdan mı? Yani onu hiç söylemedi. Hep zeka dedi ama hani geri zeka mı, ileri zeka mı onu bilmiyoruz. Peki sen onunla en çok neyinden etkileniyorsun? Temiz kalbe. Betül'ün yani dünya üzerinde daha Betül'den temiz kalpli bir insan olmayabilir yani. Hani 10 yaşı ve üstünde hani daha temiz kalpli kalabilmiş bir insan. Kızımın son 2 senesi bak Betül kadar olması için. Sonra bozuluyorlar. Anladım. Çok evet, güzel. Tatlış. Bu kız bana cidden aşık tam hala bakışıyorsunuz sandım o sırada. Bu kız bana cidden aşık abi dediğin spesifik bir an var mı? Sürekli bunu hissediyorum. Bana hiç öyle beni sevmediğini hiç hissettirdiği olmadı. Yani zaten Betül çok böyle sevdiğini paylaşmak isteyen bir insan. O yüzden hani spesifik bir an yok yani gerçekten. Cazaloz oluyor mu? Bazen oluyor canım. Bana bak. Yani sevmedi yani şöyle bir insanı sevmiyorsa tabii ki de sevmediği insan olabiliyor yani. Hani senin toksik tarafın var mı? Yani böyle öfke, kızgınlık, ani telaş yani öyle hislerle. Anladım. Ani parlamam evet. Ben ama parladım mı gerçekten orada kimse olmasın yani. Aynen bayağı bir parladım mı çok iyi parladım. Kıskanç biri misin? Kıskançlık yani evet kıskancım. Aynen. Tamam. Çok, o kıskanç mı? O da kıskanç çok ama... Çok teşekkür ederim. Hani... Sana ikili bölüm çıkarttım. Sen çok seversin. Baba aynen. Kıskançlık ama hani böyle şey seviyesinde tatlı bir kıskançlık. Ya çünkü... Zaten bunca yıl tabii ki çok büyük bir güven vardır. Aynen. Hani. O yüzden öyle tabii. Toksik bir şey değil. Yani klasik kıskançlıklar. İkimiz de birbirimize klasik kıskançlık. Yani öyle üst düzey bir kıskançlık. Hani neredesin, ne yapıyorsun? Yani kim var? Fotoğraf at falan. Hayatımızda hiç öyle şeyler. Hiç öyle şeylerimiz olmadı. 10 senenin yani. Sonunda zor olurdu bu arada ya. Yorucu olurdu. Aynen hani ama hiç öyle şeyler olmadı. Klasik hani işte ne bileyim hiçbir erkekle konuşma gibi. O tatta daha çok. Yani. Peki şu an işi gücü bıraksan yani şu an yaptığın işi bıraksan biz seni nerede ne yapıyorken görürüz sence? Parayla ilgili bir sıkıntım yoksa müzik yapıyor olurum. Aa. Tabii. Ben zaten YouTube'a başlamadan önce aslında davul çalıyordum. Bir rock grubumuz vardı. Her hafta işte hem kendi harçlığımızı çıkartıyorduk hem kendi şarkılarımızı çıkartmaya çalışıyorduk. Neden yapıyorsun? Aslında şu anda çok para kazanırsın bundan. Aslında o kadar da artık şey değiliz. Şu an sadece hobi olarak yapıyoruz. Hani profesyonel değiliz. Şu an bunu yapmak istesek zaten sadece 1 yıl 2 yıl herhalde eski ritmimizi yakalamamızla geçer. Müzikten para kazanmak için gerçekten müzik o şarkının tutması lazım falan. Bende ses de yok. Hani öyle bir durumum da yok. Arkada gözükmüyorum. Hani senlik bir şey yok. Benlik bir durum yok. Olsa sesim iyi olsa ama çok isterdim yani. Bir iş adamı geldi sana ve dedi ki şu kadar paraya sat kanalı gel işte burada sunucu ol ya da takıl. Ne diyorsun? Şu kadar parayı al. Aynen. Şu kanalı sat, bırak. Aynen. Buraya gel, burada takıl. Başka biri senin patronun olsun yani. Ha, başka bir ya, kanalı satıyorsam o parayla muhtemelen artık bir patrona ihtiyacım yoktur ya. O seni çalıştıracak. Aynen. Burada çalışacaksın. Ha, yok o zaman olmaz. Aynen. Çok teşekkürler. Biz de böyle düşünüyorduk. En sık başvurduğun motivasyon kaynağı nedir? En çok başvurduğum motivasyon kaynağı. Biz duyamıyor muyuz? Bize bir kulaklık verin ya. Aynen anlaşıyoruz ama kelimeleri bu arada anlıyoruz birbirimizi ama evet, en sık kullandığın hani düşünmek için vakit kazanma yöntemimdi o. Başvurduğum yakalandınız programın 45. dakikası falan. Motivasyon kaynağı. Motivasyon kaynağım gerçekten şu anda kendi egomu tatmin ettiğim noktada ben tatmin oluyorum yani. Başarılı olmak yani. Belki yaptığım işte sıyrılmak, 1 numara olmak. İsteğim bu. Hep bunu düşünüyorum yani. Muazzam. bize şimdi neler söyleyecekler? Önce birbirimizle ilgili tahmin etmeye çalışacağız, sonra doğru cevap söyleyeceğiz. Ben hiç büyük bir dedikoduyu paylaşmamak için acı çekmedim. Melis İşiten'in kanalındaki cümlelerin hepsi şöyle geliyor, en son başka bir yerden. Biz de böyle fark yaratalım dedik. Ne yapacağız? Biz de içerikte böyle bir şey düşündük. Başkasının sırrını söylememek için, dedikodusunu yapmamak için mi? Alper acı çekmez. Gerekirse söyler, gerekirse de söylemez. Ben önce. Bence sen de çekmezsin. Söylersin. Aynen öyle. Bununla ilgili kıvrandığım bir an hatırlamıyorum. Ya söylemek istiyorsam söylerim yani. İstemiyorsam da söylemem. Tutup da böyle. Aynen. Sen de değil mi? Aynen ben de. Evet. Ben hiç günlerce süren partilerde bulunmadım. Video için gerekirse yapmışsındır diye. Yani şimdi şöyle, ben mesela seni konumlandıramıyorum günlerce süren partide. Aynen. Çok bana bir imaj veriyorsun. Ailenin uslu çocuğu imajı veriyorsun. Hiperaktivitene rağmen. Yani, teşekkür ederim. Evet, imajın o. Sen ben beni de. Bir de 2 sene önce görüştük. Öyle ya, mi? Ha. Ama işte video içinde her şey yapabileceğini biliyorum. Ben cevabım yapmışsındır. Bence yapmamışsındır. Yapmıştım ben de. Yapmış mıyım? Ben yaparım ama. Bana yapmamışsın demem, ben yaparım. Öyle Çocuktan mi? Yapamıyorum şu an. Çocuk olmasa sen gör beni. Neler. Tamam, biz de yaptık. Aynen. Herkes yaptığı zamanda diyebilir miyiz? Tabii. Ben hiç ihtiyacım olmayacağını bildiğim bir şeyi satın almak için tutturmadım. Alper kesinlikle tutturmuştur. İhtiyacı olmasa da satın alır. Ben yok, çok hiç israf sevmem. Bu israf demeyelim buna. Param var, israf diyebiliriz. O da israfa girelim. Aynen, hemen ikna oldum. Yani sen daha cevaba girmeden. Ben israf hiç sevmezdim ama Survivor'dan sonra iyice emekli albay kafasına da döndüm yani. Şu pirinç tanelerine kadar yiyorum yani. Hani o kadar israf sevmem. Normalde de yapmam. Bence sen bana öyle söylediğine göre sen de yapıyorsundur. Ben kendim için hiç yapar mıyım? Yapmam mıyım? Yaparım ya, yaparım. Tutturur muyum? Tuttururum falan. Tutturur muyum? Yapar mıyım? Tuttururum. Ama şöyle yaparım ben önce. Yok ya, önemli değil şimdi derim. Herkese bu konuyu bir unuttururum. Yani kimseye, yani oraya çok çaktırmadan evet. Tabii, israf yani var bende. Ufak şeyler olabilir tabii gerçekten. Var, israf var bende. Evet, ben kendimle bir yüzleştiğim diye birkaç dakika oldu. Aynen. Ben hiç orada keşke şunu deseydimi düşünmekten uykusuz kalmadım. Alper kesin kalmıştır. Ben kalmış mıyımdır? Keşke orada bir şey deseydim diye uykusuz kalmış mıyımdır? Tamam. Söylerken çözdüm. Tabii ya, bu oluyor bana. Oluyor. Kesinlikle sana da oluyor. Bana da oluyor. Bu işte zaten hiperaktiviteyle, bence çok düşünmeyle de bağlantılı bir şey. Hep düşünürken yeni bir şey buluyorum geçmişte yaptığım bir şeyle ilgili. Alakasız şeyler sürekli. Evet, aynen. Yani böyle bambaşka bir yerdeyken, ulan keşke şurada şöyle yapsaydım, şöyle söyleseydim diye oluyor. Evet, buyurun. Ben hiç çok büyük maddi riskler almadım. Alper almıştır. Ben aldım, alıyorum da. Sen de almışsındır. Ben de alıyorum da. Aslında yani şu anki ekonomik şartlarda çok herkes... Çok zor, evet alıyor. Yaşamak da, mücadele de buna dair, böyle bir şey dedin diyorlar ama ben bir de inanıyorum Alper. Mesela o anda maddi olarak hiç bunu yapabilecek bir durumum yok. Ben nedense... Yoktan var edip, yani bir şekilde onu halledip, yani 3 liram mı var, 5 liram mı var, 5'ine yani 0 olana kadar onu yaptığın zaman ve istihdam sağladığın zaman, yani tek başına değil başka insanlara para kazandırdığın zaman, ben onun döneceğine çok inanıyorum ya. Yani hayat bakış açım yani. Kesinlikle, benim de bakış açım öyle. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu da böyle bir yerde söyleme fırsatım olmadı da söylemezdim de, konusu da çok açıldı. Mesela Amazon'a gitmeden önce bizim bir şirket arabamız vardı. Ben onu satarak gittim oraya. Çünkü gerçekten bizim de çok fazla giderimiz var. Her gün, her ay işte 15 insana maaş ödüyorsun vesaire falan derken para eriyor yani bir noktada. İşte biz en son yatırımımızı öyle yaptık. Ben de öyle inanıyorum. Yani bir şekilde geliyor yani. Senin niyetin kalbin iyiysen, çalışıyorsan, üretiyorsan hani bunu alıp kumara yatırmıyorsan, başka bir şey yapmıyorsan onun içinde ben onun geldiğine çok inanıyorum yani. Evet. Buyurun, bittik. Teşekkürler. Sana yaptığımız bir içerik, hangi videoyu yaparsın serisi. Çok İnanılmaz iyi fikirlerimiz var ve şöyle bir anlaşma yapmak istiyoruz. Eğer ki bu videolardan birini yapmak istersen tek koşulumuz beni de götürmen. Bir şekilde dahil etmen, benim becerim. Yani ben yapamıyorum dersem okey, yapamayacaksam. Tamam. Ama sen buna niyet edeceksin. Böyleyiz. Tamam. Garaj ekip bunda olacak. Tamam, anlaştık. Geliyor. Taliban'dan kaçış oyunu mu? Sevgiliyle, Betül'le 270 günlük bir cruise tatili mi? Hiç arada kalmadım ya bu soruda. Söyle. Evet, Betül'le 270. Taliban aşinalığımız var. Betül'le birlikte Taliban'dan kaçış. Hayır, birini seç. Kırıyorsun, birini seç. Ya Betül'le. Kesinlikle tamam, tabii ki. Ama bir yerde Betül'le es geçmek gibi zorunda kalacaksın. Buna hazır ol, çok enteresan şeyler gelecek çünkü. Peki buna sen ne diyecek misin? Buna ben... Yani... Hayır, bu arada. Bizimle 270 yine var mısın? Hayır, çok teşekkür ederim. Hayır. Yani ya da Uraz'ı adayı falan almamız lazım. Yani sizi götürmem yani. Bunu başka bir şeye çevirmemiz lazım. Yani Betül olduğundan dolayı değil sadece tabii ki. Taliban'dan kaçış. Aynen, Taliban'dan kaçış. Gördüm adamları, çok kaçmak isteyeceğim tipler değil yani. Betül'le 270 gün kruz tatilimi ücra bir memlekette kapatılmış amansız bir hastalığın panzehiri için köyün şifacısını aramak mı? Gerçekten etkimiz olacaksa o şeye kesinlikle o. Yani hem içerik olarak güzel hem de insani boyutu da güzel. Güzel, tamam. Ücra bir memlekette kapatılmış amansız bir hastalığın panzehiri için köyün şifacısını aramak mı? En ucuz ve en pahalı pilates salonlarını gezmek mi? Ben yine ücra ülkedeyim. Tekrar okuyacağım. Rakı da var mı? Her zaman, her zaman. Ücra memlekette kapılmış, ansız bir hastalığın panzehiri için köy şifacısını aramak mı? Halüsinojen bir ot nedeniyle Aspendos'ta antik çağ tiyatrocularıyla 80 dakika tek perde İlyada oynamak mı? Ben buna cevap verirsem içeri alınıyorum. Acaba bilmeden oymuş. Aynen oymuş, haberimiz yok. Tabii bir deneyelim bakalım neymiş. Ona geçtik yani. Tamam. Halüsinojen bir ot nedeniyle Aspendos'ta antik çağ tiyatrocularıyla 80 dakika tek perde İlyada oynamak mı? Şimdiki fikre bak. 60 kişiyle uçaktan atlayıp havaya Betül yazdığınız bir videoda Mr. Beast'le Betül'ün üyesindeki karşılıklı iki nokta olmak mı? Wow. Wow. Abi. Bunu yap. Bunu ne olur ya. Bunu ne olur ya. Ya bunu yapma yok kimdi? Bu kimin fikri? Abi senin iç dünyanın... Ne gerçekten... ben de bunu sordum. Ben de bunu sordum. Evet. Bravo. Yani hangisi? Çok yaratıcısın. Uçaktan atlamayı severim. Mr. Beast'le Betül'ün üyesini yapma fikri biraz beni sinirlendirse de ne oluyor hani? Ne alaka? Hayırdır. Aynen. Olsa da onu seçiyorum. Onu seç. 60 kişiyle uçaktan atlayıp havaya Betül yazdığınız bir videoda Mr. Beast ile Betül'ün üstündeki karşılıklı iki nokta olmak mı? Yoksa bu inanılmaz. 2 ay boyunca kendine şizofreni tanısı koydurana kadar uğraşıp sonra kafandaki gerçek olmayan karakterlerle lezzet turu yapmak mı? Bunu yapanlar var. Ve yapılmış içeriği ben yapmıyorum. Diğeri. O zaman Betül'ün üstü diyorum. Evet, aynen. Son şeydeyim. 60 kişiyle uçaktan atlayıp havaya Betül yazdığınız bir videoda Mr. Beats ile Betül'ün üstündeki karşılıklı iki nokta olmak mı? Yoksa evet, mümkün olduğu kadar küçük bir cüceyi insansız hava aracına bindirip bir sınır ötesi operasyona tanıklık etmek mi? Bu sanırım en iyisiydi ama. Bunu seçiyorum. Ben buna asla gelmem bu arada. Keyfine bak. Yüce pilotlar vardır. Mükemmel sorulardı yani. Gerçekten elinize sağlık. Bugüne kadar sektöre girdiğin günden beri. Bunu böyle isim ver ya da anlat diye söylemiyorum. Çok böyle hikayen var mı diye. Ya Melis bu bana yapılmazdı dediğin, hak etmediğine inandığın ama helalleşmediğin çok hikayen var mı? Ekmeğinle oynanmasıyla ilgili hep konuştuğumuz. Örnek veriyorum. Bizim bu 400.000 lira harcadığımız konusu geçti ya, kaçış. Evet, evet. Bütçeler çok olunca ben de bazı şeyleri barter çözmeye çalışıyordum. Bir tane dönerci mi, kebapçı mı ne öyle birisi konuştuk yani. İşte dedik bizim setimize şey verir misin falan. Ama tabii ki geliriz oradayız falan. 2 gün sonra fikrini değiştirdi. Meğer beni sevmeyen başka bir influencer arkadaş, zamanında yediğimiz içtiğimizin ayrı gitmediği bir arkadaş, demiş ki abi sen o çocuğun şeyine gidersen bir daha ben ne senin yanına gelirim ne giderim. Onlar da yakın arkadaş sanıyorsam. Böyle şeyler oldu yani. Hani bir kötü niyet durumu ne yazık ki. Peki mesela kızdığında, üzüldüğünde ya da bu hisse kapıldığında konuşan biri misin yoksa çekilir misin? Hiç umurumda olmaz bu arada. Soteye yatarım. Devran döner mi? Devran dönerse büyük döner. Dönmezse de siktir ederim. Hata yaptıysan özür dileyen biri misin? Tabii kesinlikle. Yani hatta böyle ufak bir hatalı olduğumu hissedersem direkt şey yaparım. Hani özrümü dilerim yani onu. Böyle olmayı severim yani. Özür dilemeyi severim. Peki şu anda bir şey diyeceksin, bir cümle kuracaksın. bir şey söyleyeceksin ve biz o senin söylediğin cümleyi buradan böyle uzaya atacağız, fırlatacağız. Yani bırakacaksın o cümleleri kameraya. Senden bir şey alabilir miyim? Değer mi? Vay, güzel. Üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedi. Sesim de çok kötü. Sen mi anlatıyorsun? Öyle miyim? Tıkaç. Ya ay. Bir daha. Tıkaç. Tık. Aa çok kötü. Tık. Tık. Kıl. Tık. Tıkaç. Tıkırdaş. Tıka doğru mu söyledi? Ben de anlamıyorum ki. Ne oluyor şu anda? Ki. Bir dakika o beni duymuyor ki nasıl olacak? Biriniz böyle geçin o zaman doğru yanlışı. Tık. İki hece. Kıl. İki hece. İki hece. İki hece. Tık. Tıkır. Aç. 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 Tıkaç. Aşk, bir şey aşk, 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 aşk mı? Bir şey aşk mı? Aşk. Bebişim bana soru mu soruyorsun? Tıkaç. Ben doğru diyor sanki, bana doğru diyor gibi geliyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey aşk mı diyorum ya, cevabını bilmem lazım. Çok kötü, gel gel. Gel. Yoldaş, yoldaş. Tıkaç. Tıraş, tıraş. Tıkaç. Tıraş. Tıkaç, doğru. Bence doğru. Bence de doğru. Tıraş abi. He, ben tıkaç diyordum. Ama tıraş da... Olur bence, oldu. Tamam şimdi ben, sen tak şimdi ben yapacağım. Perde. 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 Peltek. Çok kolay oldu. Abi keşke devam etseydin. Sen yaptın abi. Ulan, sorun bendeymiş. Video çıkma, o kadar iyi ki video çıkmıyor şu an. Biz çok bağırıyoruz değil mi bu arada? Hadi bir daha. Benzin. Basit. Benzin. Pestil. Ben bu hep karıştırıyorum ben bunu söyle. Benzin. Benzin. Melis. Benzin. Mescit, mescit. Benzin. Mescit. Arabaya mescit, koyarım. Mescit, mescit. Benzin. Mendil, mendil. Ben. Ha. Zin. Benzin. Fişek. Fişek. Allah Allah. Fişek. Fişek bence doğru biliyorum. Fişek. 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 Fişek bak şimdi. Ben fişek. Fişek mi? Ha? Doğru. Şimdi oturdu. Böyle güzel oldu gerçek. Kontür. Korku. Kontür. 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 Korkunç. Bir dakika. Konsol. Kontür. Konsol. Kontör diyorsun. Kontör de olur bence. Kontör mü diyorsun? Konsol. Kontrol değil. Kontür. Konkur. Konkur. Kontür. Söyle bakayım. Kontür. Konkur. Bence tamam. Doğru mu? Kontür. Ay konkur. Konkur mu dedin sen? Ben tabii olur o kadar ama yine iyiyiz yani. Konkur da iyiymiş ama. Konkur da iyiymiş. Ay hadi ben son. Tamam. Ben Serap böyle. Serap. Aynen. Serap böyle mi? Serap. Rüya gibi. Aynen Serap orada. Ay çok teşekkür ederim. Alper Rende konuğumuzdu. Ayağına sağlık. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Çok teşekkür. Çok teşekkür ediyorum çağrınızı. Çok keyifli öpüyorum. Öptük. Bay bay görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi bunu da diyeyim de. Artık bak. Demeden olmuyor. Olmuyorlar değil mi? Neden? Ya insanların öyle bir alışkanlığı. Çok kötü duruyor gerçekten. Bir kere çok kötü bir cringe'lik deneyelim dedik. Çok kötü bir şaka yaptık. İbrahim Tatlıses'in zamanında yaptığı bir, hatırlıyor musun tişörte bir şaka yapmışlardı bir adam. Onu yaptık. Beyazın pardon. Çok kötüydü. O daha da kötü oldu. O bana o falan yazdık. Çok kötü yani. Aynen. Sonra izin verdik. Ne haklılardı ya.